Merhaba, iyi akşamlar. Bugün de bazı saz, bazı söz programımızla birlikteyiz. Bugün çok değerli iki tane konuğum var. Birisi değerli kardeşimiz Aynur Haşhaş. Sağ ol hocam. Kendine özgü, çok güzel bir ses tınısıyla beğenilerinizi kazanan bir arkadaşımız. Diğerisi avukat, birinci mesleği. İkinci mesleği de müzik. Müziğe gönül verenlerden bir dostumuz. Ben Hüseyin Aslan'ı dinledikten sonra bir sürpriz olarak size sunmayı düşündüm. Kararınızı siz verin. Çok enteresan bir, size bir çağrışım yapacak. Hani bir ölürüz, bin diriliriz sözünü gerçekten ispatlayan, kanıtlayan bir dostumuz. Onu göreceğiz. Evet. Aynur'cum hoş geldin. Sağ ol hocam. Nasılsın? Ne yapıyorsun? İyiyim hocam. Bu bir albüm yaptıydın. Ne oldu? Senin demeyi oldu. Şimdi çıktı işte. Yani bir ay falan oldu. Sana alan geldik yok. İlk. Sen, yok yok var var. Neyse ki var. Mesela ilk alan Hüseyin'miş. Evet ben aldım hocam. Gerçekten öyle. Faiz'e ben parasını verdim. Toplam fiyatı. Hayır, yani Hüseyin'ciğim daha çok bu telif haklarıyla evet, ilgili evet. De bir çalışmaları evet. Yaptığı için onunla da konuşacağız bu meseleleri. Ben her seferinde dilimizin döndüğü kadar bu meseleleri anlatmak istiyorum. Bu telif hakkıyla ilgili özellikle bu korsan, MP3'ler, indirmeler, şunlar bunlar. Bunlarla evet. ilgili konuşmamız lazım. Devamlı konuşmamız lazım. İnsanların artık böyle beynin içine sokmamız lazım. Bunun bir hırsızlık olduğunu anlatmamız lazım. Ya, tabii. Ülkesini, yurdunu, sanatını, ülkesinin değerlerini seven insanların, bunu yaşatma arzusunu gönlünden isteyen insanların sanata katkıları bir tek sadece hırsızlık yapmasınlar yeter. Emin olun. Ya bizce de yani sen bu, vardın geldin işte 40 derecede yaptık. Evet. İstanbul 40 derece yanarken evet, biz yani hoca da vardı bu emeğe, albümü çalıştık. Emeğe yazık ondan sonra bir tane kaseti veya CD her neyse birisi alıyor götürüyor. Nasıl yapılıyor pek o işleri bilemiyorum. Ondan sonra indiriyorlar binlerce, yüz binlerce. Ama bu kadar emek böyle rafta kalıyor. Bunun gerek sanatçısı, gerek bestecisi, gerekse stüdyosu artık... Enstrüman işleri tabii zor. Bitti yani. Bir sektör bitiyor. Sadece bir sektör derken... Burada onu taşıyanlar, onun altyapısını oluşturan insanlar filan yani yüzlerce insan bu konuda mağdur durumda. Düşünsenize işte yani bir de sevdiğini söylüyor ya bütün dinleyiciler sana hani sizi seviyoruz diyorlar yani şimdi. Ben onun için diyorum ki ben, hani seviyoruz seni. Ben nasıl yani? Şunu anlayamıyorum bu seviyoruz filan diyorlar ya vallahi bana biraz riyakar geliyor. Neden? Şimdi bakıyorum. Ahmet Taner Kışlalı şehit edildi. Hı. Uğur Mumcu şehit edildi. Nerede yazıyor bunlar? Cumhuriyet Gazetesi'nde. Şimdi milyonlarca insan bir baktık işte o şehit edildiği gün cenazesinde milyonlarca insan vardı. Adama soruyorum şimdi kardeşim sen Uğur Mumcu'yu tanıyor musun? Evet. Ne yapıyor, ne iş yapıyor? İşte Cumhuriyet Gazetesi'nde yazıyor. Peki sen Cumhuriyet Gazetesi alıyor musun? Yani böyle bir tenakuz olabilir mi? Cumhuriyet Gazetesi 50 bin satıyor. 1 milyon sokakta insan. Demek ki bu insanların hiçbirisi Cumhuriyet Gazetesi almıyor. Okumuyor. Çoğu da desinler ki, işte Uğur Mumcu'nun cenaze töreninde vardım desinler. Hayır, aydınlığına bir süs olması lazım bu. Yani böyle bir riya bir toplum içindeyiz gibi geliyor bana. Ne diyorsun?
Vallahi ben de sözü ne zaman bana bırakırsınız diye bekliyordum. Yok ben şimdi, avukatlara fazla söz bırakmam ama. Yok siz hiç kimseye söz bırakmazsınız zaten. siz de çok donanımlı ve kültürlü bir hocamız olduğunuz için her zaman konuşacak, söyleyecek sözleriniz vardır. Olduğunu biliyorum ben. Bir de olsun ben. Zaten Hüseyin ya evet. Müzikçiler de çok evet. Az kişi konuşuyor artık. Yok. Hoca konuşsun ya, yani. Yavuz hocamdan çok şeyler öğreniyoruz evet. Gerçekten. Şimdi o dediğiniz şey aslında çok önemli bir soruna da kapı açıyor. Cumhuriyet gazetesi almak ya da Cumhuriyet'in değerlerine sahip çıkmak konusu bugün tam da bugün önemli bir sorun. Bakın ülkenin son kaleleri zapt edilmiş durumda, edilecek. Yani son Yargıtay'la Danıştay kaldı. Onlar için de bir düzenleme yapılıyor. Orası da zapt edilecek ve o hani milyonlar neredeler tepkisiz bir halk haline geldik. Beğenmediğimiz hani böyle yeri geldiğinde hor gördüğümüz Arap halkına bakın. Çok onurlu bir savaş veriyorlar. Tunus, Mısır, Yemen. Biz Araplar kadar zeki değiliz ya da onlar kadar haksızlığa baş kaldıran bir tepki veren pratiğe sahip değil miyiz? Böyle bir halk değildik biz. 12 Eylül'den önce böyle değildik. 12 Eylül'den sonra, 12 Eylül faşist darbesinden sonra ezildik. Gömüldük bir taraflara. Şimdi ortada öyle bir darbe ortamı yok. Bakın bugünkü Elmalı Armut'u karşılamamak lazım. Bugünkü ordu o günkü ordu değil. Bugünkü ordu artık mağdur edilen bir ordu haline gelmiş durumda. Cumhuriyetin değerlerine sahip çıkma konumunda olan bir orduya aslında Cumhuriyet'e yapılan saldırının simgesi olarak yapılan bir orduya bugün saldırı yapılıyor. Bizim sahip çıktığımızda bize işkence yapan, öldüren 12 Eylül ordusu değil, artık Cumhuriyet'in değerlerini koruyacak yegane tek unsur halinde kalan ordu. Bu anlamda bunu açıkça söylemek zorundayım. Ama hani günü gelir de yine aynı koruma gelirlerse emin olun bizler de yine o böyle bir başkaldırıyı yapacağızdır. Yapacağız, en önde yine biz yer alacağızdır. Ama bugünkü durum başka. Artık üzerimizdeki çatı yıkılıyor. Şimdi bak. Oradan oraya geldik. Bayağı korsandan evet, oraya bağladın ya. Bravo. Ben bütün her şeyi oraya bağlarım. Şirazlı Sadi. Şirazlı Sadi. Sadi evet. Bostan Gülistan'da şöyle bir anekdot anlatır. Gaddar, zalim bir padişah bir dervişe sorar. Benim hangi ibadetimi beğenirsin deyince ben sizin sabahtan akşamdan sabaha kadar içtiğiniz günler bir de sabahtan akşama kadar sızıp da yattığınız günlerin en hayırlı günler olarak en sevap işlediğiniz günler olarak görürüm deyince niye diyor? Çünkü o zaman diyor halka zulüm etmeye fırsat bulamıyorsunuz diyor. Güzel, doğru. Şimdi tabii ki biz bu değerleri biz aldık. Bize verildi. Biz kazanmadık. Verildi böyle. Öyle aldık. İşte Mustafa Kemal gibi bir yiğit bir insan, bilge bir insan. Filozof bir insan. Adına yani sayabileceğimiz vasıfları olan böyle bir insan getirdi bu ülkeye. Laik demokratik sistemi koyarken de bir bakıyorsun belki biraz zorlayıcı tedbirler alarak kıraathaneler, okuma yazma okulları, köy enstitüleri, halk evleri, gerek Batı klasiklerinin, gerek Doğu klasiklerinin Latin alfabesine çevrilmesi ve Latin alfabesiyle insanların bir an evvel okur anlar duruma geçmesi, özgür iradesiyle hareket edebilen birey oluşmasını sağlamak üzere Mustafa Kemal bunu hızlandırdı. Ama maalesef ki 50'den sonra biz Mustafa Kemal'in o kurmuş olduğu binanın yavaş yavaş temellerini sökmeye başladık. O taşları çıkartmaya başladık. Şimdi çatı yıkılacak. Ama ben yine umutluyum. İnsanımdan umutluyum. Yani karamsar olmamak gerekir diye düşünüyorum. Evet, ama çünkü farklı yani.
her sabahın bir sahibi vardır. Evet. Gün doğmadan neler doğar? İşte önümüzde bir seçimler var. Bu seçimlerde sanırım ki halk tavrını koyacaktır. Bu ihane toplumundan kurtulacaktır. Bu sadakat mantalitesinden kurtulacaktır inşallah. Böyle görüyorum. Temennimiz de bu. Evet. Evet. Yani bu Marshall yardımlarıyla o zehir Türkiye'ye girdi biliyorsunuz. Tam dediniz ya 50'li yıllarda. Evet. O yardım etme, sadaka kültürünü Amerika bize öğretti. Bizler de bugünkü yönetimlerde, iktidarlarda devam ettiriyoruz. Şimdi anlatayım. Şimdi bu Selda Bağcanlar'ın stüdyosunda şey yapıyoruz, bir kaset yapıyoruz. O arada pat küt böyle bir sesler, toplar, tüfekler atılır gibi böyle bir şey. Ya ne oluyor dedik. Ama o arada da şey Türk-Yunan savaşı çıktı çıkacak böyle bir endişe içerisindeyiz. Herhalde dedim savaş başladı. Herhalde Boğaz'a saldırdılar. Neyse bu perdeler var, büyük perdeleri açtık, bir baktık ki köprünün açılış şöleni yapılıyor. Japonlar havai fişekler patlatıyorlar. Deyince gülmeye başladım ben. Arkadaşımız ne gülüyorsun? Yahu dedim Amerikanlar buraya gelirken yağla peynirle geldiler. Şimdi bu Japonlar bizi iyice çocuk yurduna koydular, çatapatla geliyorlar. Evet, evet, evet. Evet, bazı saz bazı söz diyoruz ya. Hadi kimden başlayalım? Bayanlardan başlamak lazım. Yalnız burada bir şey söylemek isterim. Benim Aynur Hanım'la aslında bir ortak geçmişim de var. Şimdi böyle deyince ne türlü geçmiş. Şimdi albümünü görünce bir özel bir geçmiş değil. Şöyle Aynur Raşaş'ın ilk albümünü. Dinle günü değil mi? Evet, aynı firmadan çıkardık, Can Dost'tan. Öyle mi? Ahmet Koçak'tan. Koçak'la, evet. Evet, Ahmet Koçak'tan, pardon, yanlış olmasın. Hı hı. Onu da anmak lazım. Ahmet evet. Öncesinin albümünüzünü yapmıştı. Ondan sonra da sanıyorum benimkini. Böyle de bir şey var. Ortak 90, firma paylaşımı evet, var. 96'dan sonra ilk albümlerimizin çıktığı firmalar ortak. Aa, umarım sonuncusu da ortak olmaz. Bak ya. Sonuncusu olmasın anlamda söylüyorum. Son üretelim. Olmasın zaten. Son ben olmasın. Son albüm demiyorum da. Evet. Tabii bu şartlarda nasıl üretilecek bilmiyorum ama üreteceğiz. Evet. Evet. Bu albümü ben hep böyle sevda türkülerinden, yani aşk türkülerini okumak istedim. Aslında bu sefer de öyle oldu. Sevdiğim türküleri okuyayım istedim, yorumlamak istedim. Onun için de Celal Güzelses'in Hangi Bağbanı Sanla başlamak istiyorum. Hadi bakalım. Thank you.
senin aşkın elinden bayıldım ama sesin aldım yüzünü de gördüm ayıldım ama etrafında bağlar var, bağlar var. Fitil işler yüreğimde yara var ama sen gidersen benim başka kimim var, kimim var? İsterim ki bir gün evvel gelesen. Ağzına sağlık. Yani şansı bol olsun. Sağ ol ya. Canlı bir işti biliyorsun. Bir tanesinde de senin de emeğin var. Senin eserini seninle okumak istedim ben. Canlı kayıttı ve ben böyle hissettim albümü. Hem canlı okumak, stüdyo şeyde yani konser ambiyansıyla hem de keman ağırlıklı okumak istedim. Şeyleri yani sesime o anda duygularım aşk türkülerinde keman ve ritimle buluştu. Onun için de böyle okudum. Benim için playback yapmak hakikaten zor. Ama zannediyorum ki güzeldi, şansı. İşte herkesin bir emeği var ya bu albümde. Ben bu albümü hepsinden fazla seviyorum hocam. Hadi bakalım. Hüseyin şöyle bir albüm oldu bu. İşte hoca eserini verdi, gelip çaldı. Ben söyledim birbirimize bakarak nefes nefese. Diğer arkadaşlar öyle. Yani Cengiz geldi, çaldı. Suha Yavuz oturdu mixiyle ve oradaki stüdyo çalışmasıyla uğraştı. Faik Kestekoğlu koştu geldi. Mustafa Karaçeper. Yani ve bir de böyle dostlarımızın böyle gönül akıttığı şeyleri var ya. Ve ben bu albümü yani hancı tavuğu çok gibi yoğurdu kırıntılarıyla geçindi. Hocam eski albümler böyle yapılmaz mıydı? Yani evet. Ama güzel olmuş. Çok gönülden sızan namelerle. Yani bir ben evet. Bu albümü şöyle tarif ediyorum. Buradaki emeğe geçen bütün güzel insanlarla bir kazanda kaynayıp coştuk ve hepsinin bir emeği ve damlası var. Evet. Onun için bu albüm benim için hepsinden önemli. Evet. Sizin eski albümlerin çoğu böyle canlıydı hocam. Daha bir lezzetli gelirdi hatırlarsanız. Evet. İzzet Altınmeşe'ler çaldığınız, yönetmenin yaptığınız albümler tabii falan. Tabii canlı okunurdu canım. O canlı kayıtlar lezzetini bulamıyoruz tabii, şimdi. Kanallı çalışmalar evet. Çok da duyguyu korumuyor bence. Tabii. Şimdi, yani bir şeyi türküyü okuduğunda yani böyle playback okuduğunda bu
hücum kayıt değil de işte kanal kayıt olduğunda belki 100 kere tekrarlıyorsun. Ondan sonra havadan çıkıyorsun. Evet. Bir de güzel duygu, olmuyor. Neye göre gidiyor, kusursuzluk? Duygu bitiyor. Yani bazı detoneler de olsa, bazı bozukluklar da olsa şey hücum kayıt, canlı kayıt tabii daha çünkü iyi. Çünkü insan kalp ritmine göre gidiyor. Mesela biraz sonra dinleyeceğiz. Hoca şimdi diyor ki çalmayacağım diyor. Oradakini dinleteceksin diyor. Parmak sesi var Hüseyin. Yani evet, var ya evet. İşte evet, klavyede tabii. Sapta dolaşan. Onun getirdiği bir duygu var. Onu bile Suha Yavuz mix yaparken dokunmamış. Ve benim için o kadar sıcak geldi ki çünkü ne biliyorsun orada hocanın resmen şeyi var. Yani hani duygusunun tele yansıması derler ya. Evet. Niye farklı Yavuz Top hani sesi şeyi çaldığı anda anlıyorsun ya. İşte Yavuz Top diyorsun. Eseri biraz sonra okuyacağım ve çok sevdim. Yani. Hoca hiçbir şey almadı. Ne? Gönülle verdi. Hoca ücret almamış. Allah Allah. Güzel şeyler. Bunlar güzel şeyler. Ya sen kime para verirsin ki bu? Bak gördün mü? Tamam para verme. Hocam para yardımseverdir hocam. Para verdiğim türkü yok hem ama siz niye? Yani şimdi enstrümanlar niye sevindi? Size paranızı alıyorsunuz benden. Sanki bundan sonra bedava geleceksiniz gecelerde çalmaya. Madem öyle. Evet Hüseyin'ciğim. Tabii Hüseyin dostumuz bir gönül dostu. Ama yürekten işte şimdi dinleyeceksiniz. Yüreğiniz bir cız edecek. Edecek evet. Hakikaten öyle Hüseyin ya. Hadi Hüseyinciğim ondan sonra konuşuruz. Ah çok hoş. Göçüp gidersem, bir gün şu dünyadan göçüp gidersem, sudan sudan dağlar duma dalın aman, boşa gider de gözyaşların ağlamak, sudan sudan köle olur. Boşa gider de gözyaşların ağlamak, sudan sudan dallar dumanlı. Yok olur benliğim çürürse beden, yok olur benliğim de çürürse beden, sudam sudam dağlar duma duman aman, boşa gider de gözyaşların ağlamak, sudam sudam köle olamam, boşa gider de gözyaşların ağlamak, sudam sudam dağlar duma duman. Thank you.
yarsız olmam derken, yalnızım bu ellerden, bu ellerden, bu ellerden, beni bilmeyen dillerden. Ben o yarsız olmam derken, yalnızım bu ellerden, bu ellerden, bu ellerden, beni bilmeyen onlar. Tam Muhlis Akarsu değil mi? Çok çok. Tam yani bu kadar nasıl olabiliyor? Çok iyi dinlemiştir gönülle. Evet, evet. Yani dinleyince yani, zamanla benziyorsun şey oluyor. Mi? Hani hep aynı yoldan giderseniz bir süre sonra yola benzemeye başlarsınız. Aynen. Güzel anlattım ama. Evet evet. Güzel anlattım ama. Evet. Daha iyi anlatamazdım. Baksana bu kadar varsız bir durumdan hissediyor. Tabii evet. Muhlis dostumuza, kardeşimize Tanrı'dan evet. rahmet diliyoruz. Sizin arkadaşınız da dostunuz tabii. Sizin duygularınız daha başkadır tabii. Tabii. Biz garibi vatanız. Dar cihanda kaldık. Derdimizi tazeleyip yakma bizi, biz yandık. Dağı haydarı vurup sinemizi dağladık. Nazar şahı erenler bizi bektaşi etti. Ali aşkı namımızı kızılbaş böyle kızılbaş et.
mezhebim belli değil, başka bir esrarım yok. Elde tesbih, dilde virt, belde zünnarım yok. Düşmana bir zararım, dosta bir kârım yok. El ile kadri cidal sarf edecek bir varım yok. Nazar-ı şah erenler bizi bektaşi etti. Ali aşkı namımızı böyle kızılbaş etti. Tabii yani bunu anlattık defalarca. Anadolu Alevisi gerçekten olmasaydı, gerçekten bu kültür, bu saz olmasaydı belki biz bu topraklarda mekan tutamayacaktık. Asimile olup bitip gidecektik. Ama maalesef ki bizi Kuyucu Muratlarla, İbn Kemal Efendilerle, Ebu Suudlarla, fetvalarla ama yine bizi yıldıramadılar. Biz bu kez Mustafa Kemal'in demanına yapıştık. Buraya geldik. Şimdi Dersim milletvekili Diyap Ağa Dersim'den ilk Büyük Millet Meclisi'ne gönderilirken halk eteğine yapışıyor. Aa, elini ayağını öpeyim. Sakın o büyük şehirlerdir. Oralarda gidip bozulma. Kendini bozma deyince Diyap Ağa'nın çok güzel bir sözü vardır. Ben kaymaksam siz de sütsünüz. Eğer sizin sütünüz bozuksa ben de bozuk olurum. Siz sütünüzden eminseniz benden de emin olun der. Şimdi deminki konuşmama atfediyorum. Geleceğimize ben hiç karanlıkla bakmıyorum. Çünkü bizim sütümüz temiz, yüreğimiz temiz. Biz her türlü zulümün karşısında dimdik durduk Anadolu insanı olarak. Bunları da aşacağımızı, geçeceğimize inanıyorum. Ve demokratik, laik Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğinden en küçük bir endişem, Allah'a şükür ki yok. O bakımdan mutluyum. Bu önümüzdeki dönem göreceğiz inşallah. Biraz da halkımız artık ne oluyor, ne bitiyor diye, ne olur Allah rızası için artık diyeceğim, yalvaracağım. Böyle kumdan başını çıkarsın artık. Hocam o kolay değil ya. Şimdi bir de şimdi söz geldiği için söylemek zorundayım, duramam. Bir de yetmez ama evetçiler var biliyorsunuz. Bizim içimizde bir kısmı bizim içimizde yer alan insanlar. Şimdi çok komik bir durum var. Şimdi diyelim ki banyo yapıyorsunuz. Su kesildi banyonun ortasında. Hemen diyorsunuz. Yetmez ama evet ya olsun banyo. Sabunumu mabunu kaldım ama evet ama. Yani şimdi düşünsenize ya temizlenmedin sen, yarım kaldı, olmadı bu iş. Yetmiyorsa niye evet diyorsun? Hani yetmez ama evet. Niye evet diyorsun o zaman? Şimdi o kirli evet, kaldın. Şimdi kirli kalmaya da devam ediyorlar. Şimdi o evetçiler yavaş yavaş işin ne olduğunu anlıyorlar değil mi? Anlıyorlar, anlayacaklar. Biz bu ekranlardan o evetçilere, o mütareke aydınlarından daha rezil bir tavırda olanlara her şeyi söyledik dilimizin yettiği kadar. Ama sanırım ki yavaş yavaş herhalde kendine geliyorlar, uyanacaklar. Kiminle oynadıklarının farkına varacaklar. Yani yetmez ama evetin anlamının diğer kurumların zapt edilmesinin yetmediği, işte yetmez ama Yargıtay'da var, Danıştay'da var, işte ordu da var. Bu anlama geldiğini anlayacaklar. Tabii. Anlamışlardır çoğu da. Şimdi hani bir mesel vardır. Kaplanlar, aslanlar, yırtıcı hayvanlar bufaloların etrafını sararlar. Bufalodan sarı öküzü isterler. Sarı bufaloyu bize gönder, tamam. Sarı bufaloyu gönderirler. Onu yerler aslanlar. Sonra kırmızıyı gönder derler. Sonra yavaş yavaş bunları iyice abluka altına alır. Artık onlarla mücadele edecek koşullar da ortadan kalkar.
İşte o bufaloların en başındaki adam der ki, bizim başımıza bu işi kim açtı biliyor musunuz? Evet. Biz o sarı öküzü verdik ya. İlk oradan başladı değil mi? İşte oradan başladı bu iş. Onun gibi bir şey yani. Taviz verdiğinde. Yetmez ama evetle başladı o iş değil mi? Evet. Evet. Hocamızı dinlemeyecek miyiz bugün? Yani? Hele sizi biraz dinleyelim. Aynur'cum ne söyleyeceksin? Yani o benim türküyü mü okuyacaksın? Onu mu okuyayım? Hadi onu oku bak. O zaman arkadaşlara söylemem lazım. 9 numaralı eseri rica ediyorum. Duydum sen de pişmanmışsın Yavuz Hoca'nın eseri. De emeğinize, kaleminize ya, sağlık. Hangi güzel bir eser çalmasını görüyor musun? Evet, çok ilginç geçti. Şimdi yapmış. Hocayla biz, önce hoca işte ritim, keman falan da düşündü. Sonra biz bir girdik stüdyoya. Hoca da böyle
prova yaptık ve sonra dedik ki öyle enteresan ve güzel bir duygu oldu ki Hüseyin, hocanın sazını hiç bozmak istemedik. Sazındaki hiçbir tınıyı, yani dokunduğu teri bile bozmak istemedik ve böyle okuduk. Senin yani gönlüne sağlık. Şunu düşünüyorum. Bir de ne kadar karakteristik değil mi ya, evet, çalışma. Yani diyelim ki bir sanatçı, epey donanımlı bir insan olduğunu düşün. Armoni biliyor, kontrpuan biliyor, röpertuvar bilgisi, işte notası, solfeji, böyle donanımlı tüm bölgelerin tavırlarını biliyor. Ondan sonra bestecilik kabiliyeti de üst düzeyde. Ondan sonra bir bakıyorsun, ne bileyim işte Erzincanlı aşık gibi bir beste yapıyor. E be kardeşim, sonuçta sen Erzincanlı aşık gibi beste yapacaktıysan sen bu kadar bilgiyi boşuna niye hamallık yapıp taşıyorsun? Ne gerek var? Ya o bilginin gerektirdiği gibi bir üretim yap. Üretim yap, beste yap veyahut da yani onu kendine... Aşık yapacaksan bırak aşık yapsın diyorsun. Evet, aşık ama yap. Ben şey, araya girmek istiyorum hocam. Ben şöyle düşünüyorum ama ne kadar müzik bilirsen bil, çünkü dünyada da böyle bütün armoni bilenler, ama beste yapmak gerçekten ruhla alakalı. O başka bir şey. O vergi. Bestecilik o başka bir şey. Düşünsenize, ben Yavuz hocanınkine bir, yani bilgisinin dışında bir de vergi olduğunu da inanıyorum. Çünkü bu kadar karakteristik, yani kendine ait. Ya, yani Yavuz hocanın hangi eserini dinlerseniz dinleyin bu Yavuz Top dersiniz yani. Ve bunun için şimdi yapılan ben, eser bak, nasıl bir şey söyleyeyim. Olmaz ben yani. Mesela beste yaptığımda yanımdaki çocuklara, arkadaşlarıma falan sorarım. Hı-hı. Okurum onlara. Ola ki bir şeye benziyor. Kulağımda bir melodi kaçmıştır. Bir şeye benzer. O melodiyi çok beğenmişimdir. Evet. Filan. Aman yani onun bunun eserini almış da işte üstüne bir söz koymuş, bu duruma sakın düşmeyeyim diye demlenmesini beklerim hep. Çünkü o çok çirkin bir şey, işte bakıyorsun ya adam. Ya ona bir de esinlenme demiyorlar mı? Hani ya intihar birisi... ediyorlar. Ama hocam çalıyorlar şimdi bir şey anlatayım. Var ama biz sadece hamura şekil veriyoruz hocam. Evet. Hamur hep aynı ama yani. Şimdi bunu tamam da... Ama tabii ne kadar iyi beste olursa biliyorsunuz yorumcu. Şimdi evet. Adamın beste, benim bir türkümü işte almış birisi. İşte avukatı geldi, avukatı filan, işte efendim ben mahkeme bilmem ne filan. Ya o da çok şey. Bana dedi ki efendim dedi 8 ölçüye kadar, 8 ölçüye kadar alınabilinir. Doğal ölçü. Pardon bir dakika. Bunu ben bileceğim hocam. Bileceğim şimdi. Bundan dolayı bilme. Böyle bir önemli, böyle bak. Bir yasal dayanak yok. Ya, nereden çıkarıyorlar? Işte, 8 ölçü. Allah Allah. 8 ölçü ortaya çıkarlar. Şimdi 8 ölçüye kadar alabiliriz dediler. Bu bizim doğal hakkımız. Böyle bir geyik diyorum artık. Yani biraz kaba şimdi olacak ben, ama. Şimdi aslında duymuşlar İsfahan'da halı dokunuyor. Eni kaç boyu kaç haberleri yok. Evet. Zaten eli boyu 8 ölçü. 2000 ölçülük. 2000 ölçülük bir konçertodan evet. 8 ölçü alabilirsin. Evet, doğru. O yani oradan alabilirsin. Esinlenmiş olabilirsin. Adama dedim ki ya kardeşim benim türküm 6 ölçülük. Evet. Demek ki bu hesaba göre size 2 ölçü daha borçluyum. Müseyroğlu hocam da aynısını söyler. Onunla da böyle bir konuyu konuştuk. Ya zaten topu 4-5 ölçü o, değil mi? Yani, yok, evet. Halk müziğinin ana yani, melodi belli zaten. Yani, yani 8 ölçü reklam, de eser olur. 8 fazlası eser olur yani. Baya eser olur. Reklamdan sonra sohbetimize devam edelim. Çaylar gelecek değil mi hocam? Evet, çaylar gelecek. Çok hoş ya. Bir türkü de ben size söyleyeyim. Tabii hocam. Ne demek? Eyvallah yani. Aşk ile. Tamam. Güzel. Thank you.
Evet. Bambaşka şimdi, duygular, bambaşka duygular. Evet ya. Şimdi Hasan Paşa Karakolu'nun önünde bir Atatürk heykeli vardı. O heykelin altında Atatürk'ün bir özdeyişi yazılıydı. Adaletsiz kuvvet zalim, kuvvetsiz adalet de zayıftır. Acizdir, evet. Pardon. Adaletsiz kuvvet zalim, kuvvetsiz adalet de güçsüzdür. Gerçekten çok güzel bir söz. Şimdi bakıyorsun, hukuk, adalet, hak yerini bulmadığında halk, insanlar kendi hukuk sistemini kendisi oluşturuyor. Kaçınılmaz. Mesela hep bir başlık parası vardır. Mesela derler ki başlık parası son derece bir zulümdür. İşte kızın başlık parası için satıldığı, mal gibi, bir meta gibi satıldığı, alındığı bir ortam. Ama halk bunu 3000 yıllık bir imbikten geçirerek bu kuralları oluşturmuş. Bu kurallara birden böyle karşı çıkmak, ilkellik filan gibi bakmak, o da yanlış. Eğer çıkıştaki, o kuralların çıkış noktasındaki tavır, davranış, anlayış devam ediyorsa, o kurallar da geçerliliğini korumak zorundadır. Şimdi aslında başlık parası ilkel komünel toplumdan feodal toplum yapısına geçerken bir direniştir orada. Orada bir direniş. Nedir bu? Düşünün ki Mehmet Efendi'nin 5 tane oğlu var. Ahmet Efendi'nin de 5 tane kızı var. Mehmet Efendi tutuyor Ahmet Efendi'nin 5 tane kızını karı adı altında oğullarına beleş, karın tokluğuna bir işçi olarak alıyor. Çok güzel tırpan çekiyor. Aman onu kaçırmayın diyor, onu alıyor. Sonra öbür kızı alıyor, o da çok güzel işte ırgata yemek yapıyor, tandırda ekmek pişiriyor filan, onu alıyor. Öbürünü alıyor. Mehmet Efendi 9 nüfus oluyor, Ahmet Efendi bir 2 nüfusa düşüyor. İş gücü kaybı var yani, halk yok para istemekte. Sonra adamın adamın bir kızı kalıyor, 20 yaşında kız, 8 yaşındaki oğlunu alıyor. Ağıtlar yakılıyor. Türküler yakılıyor. Ana beni bir çocuğa verdiler, verdiler de vebalime girdiler. Sosyolojik diyorsun yani. Tabii. Kan davasına bakıyorsun. Şimdi adam diyor ki kardeşim benim oğlum evet vuruldu, öldü ama benim oğlumu öldüren de mahpus damlarında çürüyor. Yüreğim soğuyor diyor. Bu görülür ama geçmişte öyle miydi? Aha. Değil mi? Bir de o var. Ama adam diyor ki eğer benim oğlumu öldüren falanca ama o kahvede tesbih elinde kahvede dolaşıyor, yerine parayı vermiş birisi yatıyor diyor. İşte o zaman mecburen halk kendi hukuk sistemini kendisi koruyor. Koymak zorunda kalıyor. Şimdi o bakımdan... Bunun adı ne hocam? Onu da hemen şey yapayım. Adalet... Bunun adı tabi hukuk. Bu pozitif hukuku zamanla etkiler. Yani bu olması gereken hukukla olan hukuk sürekli iletişim halindedir. Birbirini yapılandırır. Tekrar sözü. Tabi yani ben de şunu söylemek istiyorum. Eğer biz bugün adaleti geciktirirsek, adalet geç kalırsa işte o günlere dönebilme şansımız yükselebilir. Yani modern hukukun işletilmesini, bir an evvel işletilmesini, adaleti, bir an evvel hakkı adaleti yerli yerine koymamız gerekir.
olmadığı takdirde kötüye gider. Adaletsiz, hukuksuz. Şimdi bir bakıyorsun, mafya nereden çıkıyor? Adam diyor ki, adamın işte diyelim ki birinden 500 milyar alacağı var. Vermiyor adam. Malını mülkünü de getirmiş birinin üstüne yapmış. Adamı hacze gidiyorsun, adamın bir şeyi yok. Adam da birine, daha güçlü birine diyor ki, kardeşim diyor, sen şu parayı al, yarısı sana yarısı bana. Ertesi gün adam tahsil ediyor. Bu boşluktan çıkıyor. Yanılıyor muyum? Evet, tamamen sosyolojik dayanakları var. Tabii. Çok doğru. Evet. Bunun üstünde bir türkü gider yani. Evet. buna içilir. Evet. İçilir mi? Buna içilir. Ben söyleyeyim, evet, bu... içilecek bir türkü. Evet. Tamam ya, hadi. Şu meyhaneci var ya senin. Enver'a meyhaneci tamam. Değil mi? Meyhaneciyi okudum ben ya. Hı-hı. Ama sanki ben yani oradaydım ve kompozisyon eksikti. Onun için de arkadaşlardan birinci türküyü, Elveda Meyhaneci'yi okudum Mahsuni Baba'dan. Hı-hı. Şimdi de onu okumak istiyorum. Böylece evet, buna o kapıdan evet. Biraz serserilik yapıyorum yani evet. Arada bir.
Al şu sazım sende kalsın, param yoktur helal olsun. Tellerim ah suni çalsın, elveda, 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 elveda. Tellerim ah suni çalsın, elveda, 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 elveda. Tellerim ah suni çalsın, elveda, 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 elveda. Sen Mahsun'u sevdin. Dün, Mahsun'u çok seviyorum zaten. Saçımı kısaltmak için bir berbere gittim. Dedim ki birazcık kısalt. Hay. Hay söylemez olaydı. Ben de hocam çok böyle şaşıp kalıyorum saçlarımın önünde. Ben kesemiyorum, korkuyorum. Feryadi'nin bir şiiri aklıma geldi. Bir berbere geldim tıraş olma. Gönülsüz, gönülsüz geliyor usta. Canı isteyerek tıraş eder mi? Parasız olduğumu biliyor usta. Senin başın kıllıymış zor deyi. Parasız berberlik bize ar deyi. Bilevi yok bıçaklarım, kördüğü saçımı kökünden yoluyor usta. Akrabası talukatı gelirse, bıçakları düzenini bulursa veya parasını peşin alırsa kılı birer birer yürüyor usta. Hele bakın şu berberin işine, yara açtı feryadinin başına. Ben söylerim onun gider hoşuna, şimdi arsız arsız gülüyor usta. Çok güzel. Berberler başımıza bu işi açtı. Sen, zaten sizin saçınızı yani kısa kesmesen ne olacaktı anlamadım. Yok, şimdi. Benim saçlarım, benim saçlarım berber en az bir saat uğraşıp böyle kesiyor. Sağ dola mı tarıyorsun Hüseyin'ciğim? Yoksa sonra dağınık kalıyor genelde. Evet. Feryadi Sivas değil mi? Kangallı Feryadi. Feryadi evet, evet. Şeyli, Divriğili. Divriğili İmralı'dan gitmeyi. Şey deli Yine gelmiş. Yine Gamikü'nün. Evet, Deli Derviş. Deli Derviş. Yine Gamik Ünün Tüccarı geldi adlı eserin. Evet, çok güzel. Evet. Yani çok eser güzel eserleri var tabii. Kesinlikle. Her yerde. O zaman bir de ben kendime ait Musa Hoca'nın okuduğu bir eseri okuyayım mı hocam? Hadi bakalım. Tamam, sizin güzel programınızda okumuştu bu kez. Hadi. Bir de ben okuyayım. Bakalım beğenecek mi? Yok. Hadi lan. Estağfurullah. Cem TV izleyicileri beğenecek. Her şeye ben eyvallah, eyvallah. Aşk ile. Sözüne karışsın. Gel muhabbet eyleyelim. Sözüm sözüne karışsın. Hem çalıp da söyleyelim yar yar, sazım sazına karışsın, sazım sazına karışsın. Thank you.
savrulalım. Hakka doğru çevrilelim. Harman gibi savrulalım. Hakka doğru çevrilelim. Bir ateşte kavrulalım yer yer, közüm közüne karışsın, közüm közüne karışsın. Sözler kimin şey? Sözler kendisi. Ben Deniz. Çok güzel. Ben de pardon Hüseyin, Deniz demiştim de. Çok güzel. Çok güzel. Derya abi babanın bir şeyi aklıma geldi de. Bakılsa akla karaya, ikilik girer araya. Meyil versen mecaraya, ikilik girer araya. Şayet sen sultan olsan ben kur, ikilik girer araya. Yani vahdedi vücuttan, evet, söz tabii, ediyor. Tabii. Bir olalım diyor. Bir olalım. Çözüm özüne karışsın. Evet. Da aynı. Evet. Şey var. Bu, da benim de o konuda araştırmalarım var biliyorsunuz. Vahdetli vücut konusu önemli bir konu. Tabii. Hatta bizim inancımızın özü aslında bu. Tabii inanmak biz, lazım. Biz ona. O bölümünü ihmal etmişiz. Genelde şekilsel bölümlerine takılıp kalıyoruz gibi geliyor bana. Tabii mesela Şeyh Bedrettin Baridat'ta biliyorsun Şeyh Bedrettin'i asacaklar. Mahkeme edecek. Ülama bulamıyorlar. Hı hı. İran'dan Mevlana Haydar diye bir adam getiriyorlar, hoca getiriyorlar. Şimdi Varidat da diyor ki, veliler ve nebiler aynı bir çocukların annesi, babası gibi çocuklarını kötülüklerden korumak için nasıl ki kıssalar, hisseler söylerse, İşte veliler, nebiler de ümmetini kurtarmak için böyle kıssalar söylerler, hikayeler söylerler. Bunlar yalan değildir der. Ve bu kıssalar üç türlüdür. Birisi farzdır, birisi sünnettir, birisi vaciptir. Farz olan kıssa, diyelim ki adam bıçağı almış eline koşuyor, birini kovalıyor. Adam geldi sizin yanınıza, aman beni kurtarın dedi. Şu dolabın arkasına geç diye sakladım. Adam geldi kovalayan, buradan bir adam geçti mi ya şöyle gitti. Dediğinde bu yalan değildir, bu farzdır. Birini katillikten, birini de katledilmekten kurtarmış oluyorsun. Bir hastayı ziyarete gidiyorsun. O Mehmet Efendi ya geçen sefer geldik biraz rengin filan kötüydü ama bu sefer moral veriyorsun.
Bu sefer çok iyi. Çok iyisi maşallah, rengin yerine gelmiş. Bu da sünnet. Bir de vacip var ki o da bütün şairlerin, bütün romancıların yazdıkları her şey aslında baktığında yalan gibi. Yok böyle, gerçek değil. Ama insanlara hoş vakit geçirdiği için bu da bir bir anlamda bir mesel, bir anlamda bir kıssa oluyor. Gerçek yalansa iftiradır. Olmayan bir şeyi olmuş gibi gösterip bir insana iftira atmaktır. Mesela bu yani. Şimdi bizim de bir olmak, dünyayı, evreni bir parçadan ayrı görmemek lazım. Hatta burada Bektaşi Hamdülillah Efendi'nin şiiri mahlasıyla kimisi de Bektaş Çelebi'ye ait olduğu söylenir bir şiiri vardır. En sonunda der ki Hamdülillah şimdi şiiri dediler. Geldim gittim zatım hiç bilmediler. Bu sırrı müphemi anlamadılar. Canlıya cansıza kardeş idimdim ben. Evet. Her gelip gidene kardeş idim ben. Yani o çok önemli bir şiirdir. O şiirinin edebiyatta çok önemli bir yeri var. Tabii cihan var olmadan ket mademde hak ile birlikte yektaş idim ben. Başlar bütün süreçte yarattık bu mülkü çünkü o demde yaptım tasvirinin hakkaş idim ben. Evet. Yani bu enteresan. Yani insanlarımız keşke buna bir dalabilseler. Bunu bir kavrayabilseler. Aslında birazını bile anlasalar yeterdi. Hele hele insanlarımız birazcık bir bu 5 milyar yıldır bu gezegen var. Bu gezegendeki 80 yıllık bir ömür bir göz açıp kapayıncaya kadar bu 5 milyarın içerisinde o kadar bir zamandır. Evet. Bu zaman için aç gözlüğe hiç gerek olmadığını, yetim hakkı yemenin bir anlamı olmadığını, insan öldürmenin bir anlamı olmadığını, savaşlar yapmanın bir anlamı olmadığını insanlar evet. görecektir. Aslında kalıcı olarak hiçbir şeye sahip olamıyoruz ki. Neyin savaşını veriyoruz? Boş. Gerçekten yani boş. Ürettiğimiz tek şey kültürümüz, özümüz, işte eserlerimiz bunlar kalıyor. İnsan yani insan eser bırakabiliyor ise ölümsüzlüğe evet. ulaşır. Yoksa doğadaki tavşanla buradaki bir insanın eser bırakmayan bir insanlar arasında hiçbir fark yok. Biz dünyada herkesle kardeşiz. Bırak onu. Evet. Kapımızdaki köpekle bile akraba olmuşuz. Yani dünyanın o fotosentez evet. Mantalitesiyle öyle değil mi? Ölüyoruz işte evet. Etimiz işte çürüyor, toprak oluyor, ot oluyor. Oradan insanlar faydalanıyor. Herkes birbirine karışıyor. Belki de yani o... Belki karışırsa biraz yağlı kısmıya tutun. Ama... Geç sana karışır. Bir şey söyleyeyim mi? Şimdi Bektaşi'nin biri... Böyle bir mecliste oturuyormuş. Bektaşi çok kiloluymuş. Hayret, Bektaşlar genelde kilolu olmaz aslında. Hoca da çok zayıf bir şey. Hoca demiş ki... Demiş ya senin yüzünden demiş atacaklar cehenneme seni. Senin o yağlarınla cazır cuzur bizi de yanında yakacaksın deyince... Yok öyle değil demiş. E nasıl demiş? Beni atacaklar cehennem ateşinin içine pof diye ateş sürecek. Getirin guruları diyecekler. Seni altıma sürüp seni yakacaklar. Senin yüzünden ben de yanacağım. Çıra misali yani. Şimdi şeyi çok seviyorum. Bektaşi'nin biri yolda giderken delikanlının biri çat diyor. Ensesine bir tane tokat vuruyor. Aman Allah'ım yanıyor ensesi Bektaşi'nin. Böyle hırsla dönüp bakıyor. Bakınca adam diyor ki. Baba Erenler sen demiyor musun ki her şey Allah'tandır, her şey Allah'tandır deyince Allah'tan da bu sefer de hangi şerefsizi kullanarak benim ensemi yakıyor ona bakıyorum diyor. Evet sırayla hadi bakalım. Öyle bir tane canlı okuyayım ben. Hasanlar hep bana eşlik ediyordu. Yani sevgili arkadaşlarım da ben uzunca bir süre ki Kemal'le hala devam ediyoruz. Şimdi böyle bir değil mi? Biz de kantarma... Dedelerine bir armağanımız olsun. Tacım dedene. Derviş. Vay vay del o yar yar.
sana kardeş erenler yolundan. Başka yol mu dedim sana kardeş, yol mu dedim sana kardeş erenler yolundan. Başka yol mu dedim sana kardeş, yol mu dedim sana. Çıkma yollara, uğrarsın müşkülhanlara. Derya olmayan göllere dal mı dedim sana da kardeş, dal mı dedim sana kardeş. Derya olmayan göllere dal mı dedim sana da kardeş, dal mı dedim. Hangisini daha çok seviyorsun? Hepsini seviyorum ya, hiç ayrısız gayrısız. Hüseyin sen de az değilsin. Sevgin ayrı gayrı yok ya, bende yok yani. Şimdi, bu türküyü de çok seviyorum, bu nefesi. Şimdi Bekti Mustafa, Tacım dededen almıştık. Büyük tabii, Tacım dededen. Padişahın her gün konağında, sarayında, sofrasında. Hali vakti de iyi. Samur kürk var. Kafasında da böyle değirmen taşı gibi bir sarık. Haytondan işte İstanbul'un işte çevre köylerin etrafında dolaşıyor böyle. Dolaşırken bir mezarlığın önünde geçerken bir cenaze namazı kılacaklar köylüler. Bunu görünce ülamadan biri sanıyorlar. Bekri ki her gün sarhoş içen adam. Hemen geliyorlar efendi diyorlar. Demek ki bizim cenazemiz çok hayırlı bir iş, insanmış, çok güzel insanmış ki uğruna, cenaze namazına sizin gibi böyle bir zat-ı muhterem çıktı. Bunun namazını kılar mısınız deyince tabii diyor. Her kişi niyetine diyor, işte söylüyor erkek mi kadın mı, her kişi niyetine diyor. Namaza başlıyor, namazını kıldırıyor. Tam gömeceklerken siz geri çekilin diyor. Tabutun kapağını açıyor, kulağına ölünün bir şeyler söylüyor, o sıra kapatın diyor. Gömüyorlar. İnsanlar diyor ki acaba ya biz şimdiye kadar bu cenazemizi böyle sıradan imamlarla filan kıldırdık. Bu ülama bildiği bir şey var biz şu ana kadar. Böyle bir şey görmedik herhalde, usulü kaidesi bu. Neyse merak ediyorlar, en sonunda bir tane sözcü seçiliyor. Gidiyor efendim diyorlar, cemaat merak etti. Acaba ölünün kulağına ne söylediniz deyince, dedim ki, ey mefta, sen bu fani dünyadan beka mülküne gidiyorsun. Öbür dünyaya gidiyorsun. Senden evvel ölenler,
o fani dünyadan ne haber diye sorduklarında de ki Bekri Mustafa da imam olmuş cemaate namaz kıldırıyor. Varsın bu dünyanın halini anlasın. Yani bugün bizim bu ülkemizin durumu da üç aşağı beş yukarı Bekri Mustafa'nın durumuna benziyor gibi. Kesinlikle. Evet. İşte böyle yani. Zor. Bir de ben de hep şeyle demle ilgili türküler söylüyorum. Bir daha bir yasaklanıyor evet. Bir şeyler. Her şey daha bir ters olmaya başladı şimdi, yani. Yani insanlar sanıyor ki işte bakıyorsun Sayın Bülent Arınç işte bir şeyler söylüyor. İşte cinselliği şunu bunu siz aklınız başka işe çalışmıyor filan. O zaman düşünüyorum bazen herhalde Sayın Bülent Arınç bizden çok ileride. Bizden daha doğru ve daha bilimsel düşünüyor. Kimsenin kadının erkeğe, erkeğin kadına zulmetmediği bir dünya arzuluyor herhalde ki üretimi yani insanların üretiminin artık kolonlamayla yapılması gerektiğini düşünüyor ki herhalde. Mitoz bölünmeyle çoğalıyoruz. Mitoz bölünmeyle çoğalıyoruz. Ay çok hoca. Cem Yılmaz bunu söylüyor. Hangi biz diyor mitoz bölünmeyle çoğalıyoruz ki? Kolonlamayla yani, olacak herhalde. Yani. Ben hocama bir soru sorayım. Yok ben Bülent Arınç'tan şunu isterim. Olur olmasın. Yok bana şunu söylemeden duramam. Tamam. Kendisi Manisalı ya. Yok özür dilerim. Şaka yapayım. Yeri geldiği için söylüyorum. Manisalı orada da mesir macunu var. Bir kilo mesir macunu istiyorum kendisinden. Alemsiniz ya. Şimdi ben hani hocama bir soru sorayım çünkü halk müziğinde bizim büyüğümüz biliyorsun. Ve bu ne kadar çok işte halk müzikçilerin albüm yapması daha zorlaşıyor farkındaysan. Çünkü popçular ve rockçılar bunu bir şekilde kotarıyorlar kendi evet. Şeylerinde. Tabii şu anda bizim başımızdaki kişi yani değil mi Yavuz evet. Hoca yani halk müziğinin. Estağfurullah hani, yok ama ya, öyle yani hani kuşaktan kuşaya ya. Evet. Yani sonuçta akademisyen. Yani evet. Olduğun için yani şimdi mahalle birisi olsam bunu sormayacağım ya da istemeyeceğim yani. Vallahi Ankara'da bizim başımızda Musa Eroğlu var. Buraya geldi Yavuzca başımızın yerine yani, geç. Fark etmiyor hakikaten öyle. Evet. Ama şimdi işte korsan dedik ya. Bak Hüseyin evet. Lütfen evet. Başka yere götürme lafı. Tamam, korsan dediğimizde şimdi albüm yapılıyor. Düşünsene insanlar diyor ki işte pahalı falan diye. Aslında ya bir yılda bir ya iki yılda bir albüm yapıyoruz ki. İşte albümde ne kadar satılıyor? 10 milyon 15 milyona falan. Ne, bu albümler korsan indirildiğinde türkü albümlerinde daha çok yansıyor satışın düşmesi. Ben bir hesap yaptım mesela gençlik derneklerine baktım. Gençlik kolları, kadınlar kolları falan dediğinde hani bizi çok sevdiğinde söylüyorlar ya. Dolayısıyla aslında ciddi ciddi yüksek bir rakam olması lazım, satışa yansıması lazım. Hani diyelim ki 200 bin korsan varsa bunun bir de 200 bin de yansımasının olması lazım. Dolayısıyla türkülerde çıkış zorlanacak. Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Nasıl açıklamalar yapacaksınız? Sadece eser almamız yetmiyor şimdi ki. Şimdi ben bir fıkra anlatmıştım. Ona çok benziyor. Ama sanat evet. Hocam bununla ilgili ben birkaç söz söylemek isterim ya. Ha, bir dakika. Tabii söyleyin canım. Mesela şimdi insanlar bence almasın isterim. Çünkü iki yılda bir verilen, düşün ki su bile diyelim kaç neye para? Neye almasın 500, diyorsunuz? Ha, korsan yapmasın demek istiyorum. Şimdi bakın. Bir. Ben üzülüyorum. Gerçekten yaralanıyorum yani. Bir. Şimdi bu korsan üretilen o materyal gerçekten aslıyla birebir aynı mı kalite olarak? Aynı aşağı yukarı aynı hocam. Dijital olarak ortamda eskiden kasetten kasete kopyalandığı zaman kalite kaybı söz konusu oluyordu. Şimdi MP3 formatının bir kaybı var tabii ama ha, dinleyicinin fark edemeyeceği kadar düşük bir kayıp bu. Ben vicdandan bahsediyorum ama. Evet. Ha, şimdi o zaman... Evet. Bunun yapılan işin bir sanat hırsızlığı olduğunun evet. Bilincine vardırılması lazım halkımızın. Ve türkülere daha çok yansıyor yani. Yani öyle maalesef. Ama bir de yani insanlarımız geliyor diyor ki ya sizi biz yarattık. Bu türküleri evet. Biz yarattık. Ya kardeşim Allah sen Allah yaratmak şey... mümkünse sen kendini yarat. Beni niye yaratıyorsun? Yoktan hiçbir şey. Bir de böyle bir şey yarattık lafı şimdi... da doğru değil. Yani biz de bir şey yaratmıyoruz evet. Sonuçta. Bu beraber yürümek yani bu aslında. Gönülle yürümek. Yani evvela insanların kaliteli olmasını evet. Bu işin hırsızlık olduğunu
işte aldığı albümün gerçekten orijinal mi değil mi kardeşim? Evet. Sorması lazım. Albüm şey yok hocam, artık o albüm korsanı pek fazla yok. Yani o maddi anlamda CD'nin korsanı yok artık. Kaset zaten bitti. Kaset çoğaltım yapılmıyor. İndirme anlamında. Evet. Ama yapılıyor yani. Dijital korsanlık söz konusu. Fakat burada ben hemen söz alacağım hocam artık. Yeter, sabredemiyorum yani, kusura bakmayın. Şimdi bir bereketsizlikten söz etmişti Kılıçdaroğlu. Bunlar bereketsizler demişlerdi hatırlarsanız. Harbiden öyle. Ben İmeçe'ye yıllardan beri, yani 90'lardan beri İmeçe'ye giden gelen biriyim ve 2000'den beri de 10 yıldan beri de davalarını takip ederim, bilirim. O yüzden piyasasını çok iyi bilirim. Ne zaman ki bu iktidar, bu hükümet ele geçirdi ya da hükümete geldi, hükümeti ele aldı, müzik piyasasında büyük bir daralma oldu. Yani birçok ekonomi, birçok alanda geriledi ama hemen hemen takvimsel olarak birbirleriyle çok çakışıyorlar. Tesadüf mü değil mi onu bilemem ama çakışıyor. Bu hükümetin yaptığı, şimdi diyeceksin ki niye bağlıyorsun sözü ama gerçeği bu. Şimdi bunlar sanatçı açılım adı altında böyle ama yılda bir kez Orhan Gencebay'ı çağırırlar, bilmem kimi çağırırlar falan, sanatçılarımız giderler falan da Allah aşkına söyleyin bana şu hükümetin korsanlık adına yaptığı bir tek çözüm söyleyin. Ya bir yasa değişikliği yaptılar 2004'te. Polise yetki verdiler. Polis yetkisini nerede kullanıyor Allah aşkına? Sadece işte gördük bugün öğrenci sopalarken, zavallı kızlar yerde sürüklerken kullanıyor. Ama polis... Ama ben vicdandan bahsediyorum bak, her şeyi denetim Ahmet Asena bizim arkadaşımız, MÜYAP mı? Onun şeydi, evet. Başkanı veya sekreteri her neyse. Diyor biz 15-20 tane işte indiren ve indirip de bunları basan filan insanı yakaladık. Aldım. O değil ki şey yakalıyorlar. Savcıya depolardan CD yakalıyorlar da o çözüm değil ki. Her zaten neyse, sorun da o değil ayrıca. Hayır. İndirmişler. İndirmişler, evet. Götürdük. İndirenleri bulduk. Her neyse. Savcıya götürdük diyor. Savcıdan tutuklama bekliyoruz. Savcı dedi ne yapmış bunlar dedi. İşte kasetleri indirmiş bilmem ne filan. Ya kardeşim dün akşam bizim Orhan'la biz de indiriyorduk diyor. Evet, aynen öyle. Yani onun hırsızlık olduğunu savcı bey de bilmiyor. Evet. Ya ben... Ne yapacaksın şimdi? Aynen öyle, doğru söylüyorsunuz. İşte ya bu bilinci bu hükümet veremiyor. Bilinci yerleştirmek ama lazım. Ama sadece bilinci ben bir yere de bağlamak da istemiyorum. Çünkü biraz da insanların kendi vicdanını bence yoklamalarını istiyorum. Şöyle ki belki diyecekler ki ya yapmayın bizim de umurumuzda mı falan ama müzik ve sanat bir insanın ruhundaki doygunluktur, anladın mı? Orada boşluk varsa her yerde savrulma başlar aslında. Ve ben şunu, sen diyorsun ya İmeçe'ye gidip geliyorum. Ben de 16 evet. yaşından beri oradayım yani. Ve şunu gördüm ben. Hakikaten sadece türkü albümlerini daha çok ama vuruyor yani. Ettiğini buluyor, boş ver. Önce kendileri korsan yaptılar. Evet. Belalarını buldular. Ben ama onlardan bahsetmiyorum ki. Ben sadece önce, sokaktaki önce sanatçıdan kaçırmak için, vergiden kaçırmak için, sanatçıdan evet, yani vermemek son, için evet. önce kendileri kaçırdılar. Sonra sektörün, mesela o sektörde hı. büyük trilyonlar paralar ya. Kazanıldı. O parayı başka yerlere aktardılar. Mal evet, bulmuş magribi yani. Gibi, evet. mal bulmuş magribi gibi çok kötü bir şekilde sefaat içinde harcadılar. Şimdi de perperişan oldular. Yani epey bir kısmı da bu işi hak etti. Evet. Bakın şimdi bir şey söyleyeyim size. Bir gün rahmetli Ali Ekber Çiçek'le beraber gittik şeye. Daha un kapanı, bu Doğu işanı falan yok. Ben Ankara'dan gelmiştim. Gittik. Grafsun'a uğradık. Sonra Pate'ye uğradık. O zaman onlar vardı. Sonra şey vardı. Sahibinin sesi bilmem ne, birkaç yere uğradık. Ali Ekber Çiçek orada çalmış, söylemiş. Refakat etmiş. Türküleri söylenmiş. Ama 2 yıl hiç uğramamış. 2 yıl hiç uğramamış. Ve beraber gittik, o paraları topladı, sanki bankaya gitmiş gibi. 2 yıl evvelki, getirdi adamı açtı, makbuzları evet dedi. Ali Ekber Bey, şu gün şunu çalmışsınız, bugün bu falan gün falan eseriniz okunmuş. Hemen banka gibi çıkardı, ödediler. Ali Ekber Çiçek Suadiye'deki evi aldıydı. Peki hocam orada bir şeye dikkat ettiniz mi? O plakçıların Grafson, Elifon vardı. Hı hı.
İşte bu firmaların hemen hemen tamamına yakını Ermeni, gayrimüslim insanlardı. Evet, ilginç. Yani örneğin Edip 12 Ermeniydi. Diğerlerinki işte çoğunluğu Yahudi değil mi? Evet. İşte bu terbiye sanki biraz da onunla ilgili miymiş gibi geliyor bana. Ama ticareti de biliyorlar. Yani evet. Ben her söylerim, ticaret hep söylerim. Belki. Kapital, akıllı kapital yaşayabilmesi için yaşatmasını bilir. Evet. Şimdi açlığa mahkum edince, yani sen buzdolabı alacaksın, araba alacaksın. Asgari ücretle bu arabayı nasıl alacaksın? Deponda durur o malların. O da çürümeye mahkum olur. O bakımdan adamlar gerçekten o koşullarda insanların parasını veriyordu. Bir de 6 ay sonra, hele bizde o gün değil de bir hafta sonra sen git veya bir ay sonra sen git, o en iyi firmadan o paranı alabilir misin? Ya evet, maalesef. Mümkün değil. Oho abi, sen de neyi soruyorsun ya, o bir ay evveldi diyor. Adam 3 yıl evvelki şeyi o güne getirip çıkarıp ödüyor. Oho yedik içtik, o işler geçti gitti. Bugün git yarın git. Ha. Ama ben gerçekten mesela kendi adıma neden şey yapıyorum? Şimdi hakikaten hoca da şahit olduğu için söylüyorum. Gerçekten hani bir sanat, yani gönüllerini koyuyorsun ve yüksek bir emek gerçekten. Ben orada ne un kapanı ne öbürüne gerçekten beni ilgilendirmiyor. Ama benim kendi dinleyicim beni ilgilendiriyor. Diyorum ki kendi adıma, kendi dinleyicilerime. Yani vicdanen hani 2 yılda bir çıkan bir sanat eserini insan onu da gider alır yani. Ben mesela alıyorum gerçekten. Benim evimde hiç korsan yok. Hiçbir albümün ya da film korsanı burada, bile yok. Peki burada size sorardım. Şimdi sanatçı olarak da size şunu sorarım. Çok önemli bir sıkıntı var. Soruna yol açan bir sıkıntı, o da şu. Orijinal kasetleriniz satıldığında, albümleriniz satıldığında bu size yansıyor mu maddi olarak? Bunun meyvesini yiyor musunuz? Ya ben kendi adıma... İşte bu o mümkün değil. Bunun cevabını biliyoruz. Bu da yansımadığı için burada da bir ket durumu var, kırılma var. Tabii. Bu kırılma noktalar hep birbirini destekliyor. Şimdi bak, geçen anlattım. Şimdi yani Timur, bak şimdi kızım bir dakika. Timur Anadolu'ya geldiğinde soruyormuş ki ben zalim miyim, zulüm müyüm? Zalimsin diyen de kesiyor, zulümsün diyen de kesiyor. En sonunda yani. Şeye... Şarkışlı'ya 5-10 kilometre kala bir köy varmış. Yaşlı bir adam demiş ki oğlum beni çıkart, ben sana cevap vereyim. Yaşlı işte, 100 yaşında bir adam. Baba demiş, ben zalim miyim, zulüm müyüm demiş. Ya Emir Timur demiş, biz zalimdik ki Allah seni başımıza zulüm gönderdi. Şimdi bu kapanındaki arkadaşlar zalimdi. Sanatçıları 3-10 paraya çaldırttılar. Evet, korkunç şeyler tabii, şimdi, sömürdüler yani. Bir şey söyleyeyim, çok önemli bir bestekar. İzmir'de, Allah rahmet eylesin, ismini vermeyeyim, Menekşe Çay Bahçesi'nde gördüm. Abi nasılsın, besteler yapıyor musun filan dedi. Yok yavrum dedi, yok evladım dedi. Ne yapacaksın dedi Yavuzcuğum dedi. Ne yapacaksın? Kadın gözümün içine bakarak bana diyor ki, hocam diyor, elinizden öpeyim. Sağ olun, sizin sayenizde 45. dairemi aldım. Gözümün içine baka baka bunu söylüyor. Adamın bir dairesi yoktur değil mi? Hayır, benim... Alsancak'ta çatı katında oturuyorum. Akıyor. Aktarmam lazım çatıyı. Param yok ki aktarayım. Kime beste yapıyorsun? Kime yapacaksın da kime vereceksin? Solistler de sömürdüler besteciyi. Evet. Efendim plakçılar da sömürdüler. Ettiklerini buluyorlar. Şimdi bu tarafı da var. Evet. Söyleyeceğim bir tane türkü söyle de kapatalım neyse, herhalde. Ben vardım, korsanlık sana almasınlar ya. 40 derecede çalıştık biz. Thank you.
Programımız da burada sona ererken Hüseyinciğim ayaklarına sağlık. Rica ederim. Benim için çok büyük onurdu. Sağ olasın canım benim. Ta Ankara'dan geldin. Evet. Bu kışta kıyamette yorduk seni buraya kadar. Sağ ol, teşekkür ederim. Ayaklarına sağlık. Eline, koluna, diline, nefesine sağlık. Evet Aynurcuğum. Sevgili hocam. Aynı şekilde onur çok duydum. Teşekkür ederim. Senin sağ olasın. Senin olmak her zaman benim onur sağ duyduğum. Olasın. Albümünüz de hayırlı olsun. Eyvallah. İnşallah çalmazlar. Silah seller gibi açık olsun. Ben parasını vererek aldık bilmiyorum. Hüseyin almış evet tamam teşekkürler size. Evet. Duma sahibin Faik Bey biliyor. Sağ olasın. Ha, evet. Efendim haftaya yine bazı saz, bazı söz programımızla yine birlikte olacağız. Hepinize saygı ve hürmetlerimi bildiririm. Hoşçakalın.